Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda şu oyun oynarken kenarda çıkan değerler var. İşlemci sıcaklığı, ekran kartı sıcaklığı, bunun yanında memori kullanımı, RAM kullanımı, kaç FPS değeri verdiği oyunun. Hani şuradan da FPS'yi görebiliyoruz. Bakın şu değerleri nasıl görüyoruz bundan bahsedeceğim. Oyunda sadece oyunda çıkıyor bunlar bu arada. Hani normalde kullanırken çıkmıyor. Bu bir de MSI'ın bir yazılımı. Oyun oynarken hani bilgisayarın bileşenlerin ne kadar enerji tükettiğine kadar görebiliyorsunuz. Çok detaylı bir program. MSI'nin üretilmesine rağmen MSI bilgisayarlar veya MSI anakarta, ekran kartına sahip bilgisayarlar değil, tüm bilgisayarlarda kullanabiliyorsunuz. Onu da baştan söyleyeyim. Öncelikle programı indirmek için hani şu program. MSI'nin sitesine girmemiz gerekiyor. Bu programın arayüzü. Buradan ayarlarımızı yapıp oyunda bu şekilde gelmesini sağlayacağız. MSI Afterburner diye geçiyor. Hani bu şekilde de direkt yazıp atabilirsiniz. MSI'nin sitesine gireceksiniz. MSI Afterburner diyor. Zaten sizi Afterburner sayfasına yönlendiriyor. Bu sayfada isterseniz şuradan çevire tıklayarak Türkçe çevirip kullanabilirsiniz. Hani dili Türkçe çevirebilirsiniz. Bu şekilde de inceleyebilirsiniz. Ürünler var, topluluklar vesaire vesaire. Bu sayfanın en altında bakın burada bazı şeylerden bahsediyor. Yine Türkçe çevirdim ben burada. Çeşit çeşit özellikleri var. Ekran görüntüsünü değiştirebiliyorsunuz. Normalde oyunlarda bu şekilde bir görüntü isteyeceksinizdir muhtemelen siz. Yazı biraz büyük olsun. Bunların ayarlarında programı indirdikten sonra yapacağız zaten. Şimdi programı indirmek için en alt sayfaya, en alta geliyoruz. En alta bakın şurada da bir video vermiş. Videonun içeriğini bilmiyorum ama açmayacağım. Sonuçta video içinde video olmasın, uzatmayalım. Burada Afterburner diye bakın farklı farklı yazılımlar var. MSI Afterburner demiş. Android için MSI Afterburner. Yani telefonda da bu uygulamayı kullanabiliyor musunuz? MSI Afterburner Remote Server diyor. Buna gerek yok. Biz ilk linki indirelim ve kurulumumuzu yapalım. Bakalım ne olacak. Ben yazılımı indirdim. Bakın şuraya indi. Nerede? Bakalım. Evet şurada. En son indirilen tarih zaten. Klasöre çıkart diyelim. Klasöre çıkartıyoruz. Ve klasörümüze çıktı. Setup'ını kuracağız. Bakın yazılım. Evet deyip kabul ediyoruz. Dil Türkçe olsun. İleri diyoruz. Lisans koşullarını kabul edeceğiz. MSI'ın ürettiği bir yazılım bu arkadaşlar. Bilgisayarınızdaki birleşenlerin ekran kartı olsun, işlemci olsun, HDD olsun, oyunun kaç FPS verdiği olsun. Bunların hepsini görüntüleyebiliyorsunuz. Daha fazla ayrıntısı da var ama ben de sizlerle beraber ilk kez kullanacağım. O yüzden bakın burada bir program daha var. Sadece bir tane değil, iki şey kurmanız gerekiyor. Bunu da kuralım. Teknik detaylara da sizi boğmayacağım. Bu server uygulaması olarak geçiyor. İstatistikleri tutuyor sanırım burada. Ben de bilmediğim için yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Sadece program nasıl yüklenir, oyunda o değerleri nasıl alırsınız ondan bahsedeceğim. Belki YouTuber'sınızdır, oyun videosu çekiyorsunuzdur, orada değerleri görmek istiyorsunuzdur. Veya hani bu ilgi meselesi, bazı arkadaşlar böyle şeylere ilgi duyuyor. Merak etmiş olabilir çünkü YouTuber'lar kullanıyor bunu. Bilgisayara yüklendiği zaman program otomatik başlangıçta açılan programların arasına geliyor diye biliyorum. Birazdan yükleme işlemi bitecek. Biz de sayfasını da inceleyebiliriz bu arada. Şöyle girelim sayfasına. Bakın burada farklı yazılım Android için olan var. Bir de Remote Server demiş. Bunu kullanmadım açık söyleyeyim. Burada bazı ayarların nasıl yapılacağını anlatıyor. Bu videoyu orada inceleyebilirsiniz kendi sitesinden. Kurulum işlemi bittiyse bu İlk program açıldığında gelen ekran. Bunun üzerinde bazı ayarlamaları yapacaksınız. Şuradaki yazı değerlerini ayarlayabiliyorsunuz. Bakın şuradaki grafikleri görüyor musunuz? Sıcaklık grafiği. Yani GPU dediği şey ekran kartının işlemcisi olarak düşünebilirsiniz. Burada sıcaklık, GPU sıcaklığı demiş 58 derece. Bakın bu oyun için. GPU usage demiş bu kullanımı. Memory use yani RAM bellek kullanımıdır muhtemelen bu. Core clock ne bilmiyorum. Fan termometer bunun çalışmasını gösteriyor. Fan hızı da bilgisayarın sıcaklığına bağlı olarak artabiliyor çünkü. Kurulum çok az kaldı. Burada GPU'nun sıcaklığını ayrıca burada değer olarak gösteriyor. Grafik olarak da hepsini listeleyebiliyorsunuz. Bu 0 RPM demiş. Acaba HDD'nin kaç dönüş hızını mı veriyor orada? Yüzde kaçını kullanıyor? %98'ini kullanmış mesela. Burada atıyorum yeni bir bilgisayar alacaksınızdır. Bu şekilde
YouTube'da oyun incelemeleri var alacağınız bilgisayarın. Hani o oyunu oynarken alacağınız bilgisayarın modelini yazarsanız ne kadar sıcaklık verdiğini görebilirsiniz. Hani hangi değerlerde çalıştığını. Şunun kurulumu bitti de. Şunun kurulumuna geçti. Rivet Owner diye bir şey var. İstatistikleri göstermek için ayrıca bir yazılım olabilir. Bunu bekliyoruz şimdi. Evet, kurulumlarımız bitti. Şunu finish diyoruz ve bunu da bitir deyince After Burner programı otomatik çalışıyor. Şu şekilde bir arayüzü var programın. Bu arada şu programda güzel bir program indirebilirsiniz. Kapatayım. Bakın burada bazı ayarları var. Şu ayarlar kısmına tıklayıp istediğimiz ayarları yapabiliriz. Şu kısımlara karıştırarak ne işe yaradığını bulabilirsiniz. Daha sonra varsayılan ayarlara geri getirebilirsiniz. Bakın şurada bir seçenek var. Muhtemelen bu reset tuşu varsayılan ayarlara tekrar getiriyor programı. Yani hani bir video izlemiştim. Bir şey anlatıyor ama şurayı karıştırmayın, buraya dokunmayın falan diyor. Gerek yok. Bunları karıştırarak öğreneceksiniz. Yani zaten şuraya mesela bastım diyelim, kırmızı yanıyor. Buraya bastığım zaman otomatik resetlemesi lazım ama niye resetlemeden? Mesela şuradan sistem başlarken çalıştır, minimize olarak başlat diye bir seçenek var. Bunları işaretleyip şuna tıkladığım zaman otomatik buranın tekrar eski haline geldiğini görüyoruz. Bakalım tamam demediğimiz için mi acaba? Tamam deyip tekrardan bakıyoruz. Bakın şu an var. Şu ayara tıkladığınız zaman zaten varsayılan ayarlara dönüyor mu? Neden dönmedi? Ben de orada boşuna baktım. Neyse, eğer varsayılan ayarlara dönme yoksa bile ben de ilk defa sizle beraber kullanıyorum. Neyi işaretlediğinize dikkat edin. Daha sonra çevirebilirsiniz eski haline. En fazla programı kaldırır, siler, yeniden yüklersiniz. Şimdi biz oyunlarda şu yazılımın çıkmasını istiyoruz, değil mi? Ayarlara tıklıyoruz. Bakın burada izleme diye bir ekran var. Bu ekrana tıklıyoruz. Burada izlemek istediğimiz ne varsa onu seçip, bakın zaten burada seçili gelmiyor. İstediğimizi seçip bakalım bunun aktifliğini kaldırıyormuş. Evet. Şu an hepsi seçili gelmiş. Ve buradaki ayarları görüyorsunuz. Hani buradan seçip daha sonra altta ayarlarını yapıyorsunuz. Şuradaki yandaki tiklerin olması şuradaki ayarlara müdahale edebileceğinizi gösteriyor. Hepsini tikleyelim o yüzden. Hepsi tikli olsun. Herhangi bir sakıncası yok. Burada GPU sıcaklığı demiş. Biz bu GPU sıcaklığını OSD bilgi ekranında göster. Yani bilgi ekranı dediği şu kısım, burada göster diyoruz. Ve burada grafik veya yazı olarak gösterebiliyoruz. Hem grafik hem yazı olarak da gösterilebiliyor. Burada diyorsunuz ki bakın text, grafik veya combo diyebilirsiniz. Ben burada text'i seçtim. Logitech klavye LCD ekranında göster. Bu seçenek eğer bu klavyeniz varsa kullanabilirsiniz. Sistem tepsisinde göster. Hani arkadaşlar buradaki ayarları ben de ilk defa sizle beraber inceliyorum. Zaten Türkçe'ye çevrilmiş bir program. Türkçe olduğu için rahat rahat kullanabilirsiniz. Burada şuraya tıklayalım bakalım. Burada da renkleri var. Renklerini ayarlayabiliyorsunuz. Color 1, Color 2 diye renkler var. Bunlardan istediğini seçip dilediğiniz gibi ayarlarınızı yapabilirsiniz. Zaten programı bir kere kurup daha sonra kullanmaya başlayınca ayarlarından sıkılıp buradan değiştirmeye başlayacaksınız. Klasik ayarlar varmış, modern ayarlar varmış. Modernde kalsın. Ben hepsini tek tek inceleyemeyeceğim sizle beraber. Çünkü o kadar uzatmak istemiyorum. Burada bakın bilgi ekranında bunu gösterdik. Bir de neyi gösterelim? CPU bellek kullanımı demiş. Burada CPU 1 Thermometer var. CPU 1'in sıcaklığını gösterelim. CPU 1, CPU 2, CPU 3, CPU 4 demiş. 4 çekirdek olduğu için muhtemelen bu dördünü ayrı ayrı gösteriyor. Bir de CPU Thermometer var. Muhtemelen bu dördünü birden kapsıyor. Ben bunu seçeceğim ve bunu OSD ekranında göster diyeceğim. Text olarak gelsin, yani grafik olarak gelmesin. Fan hızını grafik olarak gösterelim mesela. RAM use var. RAM kullanımı. RAM kullanımını hadi OSD ekranında grafik olarak gösterelim. Bu da farklı olsun. Grafik kolon 1. Yani yukarıdan aşağı kaç kolon olacağını da seçebiliyorsunuz. Onun dışında başka ne varmış burada? FPS varmış. FPS diye seçelim. Bu da OSD ekranında olsun. FPS grafik ayarı diyor. Grafiği seçtikten sonra müdahale edebiliyoruz. Hayır, müdahale edemedik. Bu text olsun. Buna da müdahale etmeyelim. Burada bazı ayarlar var yine gördüğünüz üzere. Bunun dışında başka ne demiştik? Fan çalışma hızı demiştik, değil mi? CPU üzerinde olduğu için GPU diye gözükmesi lazım ama GPU Power demiş. Bellek kullanımı vesaire. GPU 1, GPU 2, GPU 3. Ben burada
GPU1'i tercih etmişim. Sıcaklık, kullanım. Bunların hepsini zaten altta açıklamaları var. Şurada çıkıyor. Fan hızı bakın. Fan hızlarına... Ay bunu seçmedim ya. Bu kadar yeter. Kaç tane oldu? 4 tane bilgi var zaten. Bir tanesi grafikti. Bilgi ekranını etkinleştir var. Benchmark falan varmış. Ha burada bilgi ekranında bakın. Bilgi ekranının bazı ayarları var. Sistem saatini göster diyelim hadi burada. İzleme kısmı var. İzleme kısmında neyi izleyeceğimizi seçebiliyoruz. Tamam genel ayarlardan başlayalım gidelim. Başka ne var? Sistem başlarken çalıştırmasına gerek yok. Bilgisayar açılırken çalıştırayım mı diyor. Gerek yok. Eğer her sürekli oyun oynayan birisiniz olsun. Minimize olarak başlat diyor. Bunu da kaldıralım. Yani sürekli oyun oynuyorsanız bilgisayarda, oyun bilgisayarıysa sistem başlarken başlasın. Sürekli görürsünüz. Unutabilirsiniz çünkü başlatmayı. Bunun dışında başka ne var? İzleme. İzleme kısmını anlattık bir kısım. Kendiniz detaylarına bakarsınız. Şurada saati koyduk. Bilgi ekranına yakınlaşmış video veya ekran görüntülerini de göster demişiz. Benchmark'a geçelim. Tam bilmiyorum nasıl kullanıldığını o kısmın. Burada ekran görüntüsü formatı varmış. Burada PNG. O da resim olarak BMP var. Bu kaliteyi de varsayım olarak bırakalım. Video kaydı. Bu da açık kalmasın. Buradaki ayarlara da geçiyorum hızlıca. Benim bilgisayarımda oyun yok. Bakalım ne kadar anlatabileceğiz. Yani bir PUBG Mobile var. Bakalım orada çalışacak mı onu merak ediyorum. PUBG Mobile'de bilgisayarı bir o var. Onu da silmemiştim Allah'tan. Ha burada bakın direkt design diyor. Şu görüntüyü de değiştirebiliyorsunuz. Yani ilk açıldığında programın görüntü var ya. Şuraya ayarlara tıklayıp ayarlara girdik. Bu görüntüyü de istediğinizi seçebilirsiniz. Hani bu görüntüyü seçebilirsiniz. Şunu seçebilirsiniz. Değişik değişik görüntüleri var. Ben şunu seçeyim mesela. Ya da hani size görünüm farklı olabilir. Neden? Çünkü bakın tıklayınca görüntü de değişti. Kendinize göre bunu ayarlamış olabilirsiniz çünkü. Tamam diyoruz. Bakalım ayarlarımız duruyor mu? Şurada izleme ekranı vardı. Tamam bu duruyor. Tamam'a tıklıyorum. Bakalım bir oyun açalım. Ne olacak? PUBG Mobile vardı. Başlatalım bakalım. Umarım çalışır. Bunu da eğer telefonla oynuyorsanız bilgisayarınız varsa evde bilgisayarı kurun. Ara sıra oynayıp stres atabilirsiniz. PUBG güzel bir oyun. Ben normalde hayatta oyun oynamam ama stresli olduğum zamanlarda açıyorum PUBG Mobile'ı. Biraz oynuyorum. Yani işin